Trabzonspor'la ilgili takım içinden bilgileri bize Yunus Emre Sel aktarsın. Şimdi Bakasetas yok. Hüseyin'in de zaten kulüp açıkladı sevgili Yunus Emre. Var mı onun haricinde başka bilgilerin? Bakasetas ne zaman sahalara döner? Trabzonspor'la ilgili bir sol bek ihtiyacı var, alacaklar. İki de kanat belki dedi Zeki Evet. Uzun Durukan. Bilmiyorum son bilgiler var mı sende? Görüşebildin mi yönetimle, hocayla? Evet Aykut Üncesi ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Size söylediğim gibi öncelikle sıcak olayıyla biraz daha detaylandırarak başlayalım. Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in maçın ardından MR'ları çekildi. Ancak MR'da çok temiz bir veri alınamadı. Buna göre ikinci kez MR'ları çekilecek. Ama ilk bulgulara göre her iki oyuncunun da sadece iç yan bağlanında ödem tespit edildi. Ama ikinci kez MR'a gireceklerini söyleyelim. Şu an iki sakatlık durumları eğer netleşirse 2 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacaklar. Milli maç arası zaten bu sürenin önemli bir bölümünü kapsıyor ama milli maç arasından sonra oynayacak olan Gaziantep maçına eğer ikinci MR'da da aynı sakatlıkları tespit edilirse bu oyuncuların yetişmeyeceğini söyleyelim. Ama diğer noktada Bruno Perez'in tedavisi önemli oranda tamamlanıyor. Milli maç arasından sonra takıma katılma ihtimali oldukça yüksek. En azından o noktada olumlu bir gelişme yaşandığını da söyleyebiliriz. Takımın genel durumu, moraller, motivasyon oldukça yüksek. Tabii galibiyet sonrası çok uzun zamandır görmediğimiz bir şey yaşandı. Tüm futbolcular, Trabzonspor taraftarlarının galibiyet atılan son dakika golü sonrası yaşadığı sevinci kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu çok alışık olduğumuz bir durum değil. Hemen hemen her futbolcu bu paylaşımları yaptı. Bu da sadece taraftarların bu inanca, bu galibiyet, zafer coşkusuna kapılmadığını, oyuncuların da artık ciddi ciddi bunu yaşamaya başladığının bir dışa yansıması olarak yorumlandı. Zaten Başkan Ahmet Ağoğlu maçın ardından soyunma odasına girince primi direkt açıkladı. Orada 105'er bin TL priminde direkt olarak oyuncuların hesaplarına yatırıldığını söyleyelim. Hemen Fenerbahçe maçından sonra da direkt yatırılmıştı. Bu maçın ardından da direkt bu prim hesaplara yatırıldı. Belki çok ciddi rakam kazanan oyuncular için çok değerli bir rakam gibi gözükmese de takımdaki denge farklılığında diğer genç oyuncular için çok değerli rakamlar bunlar. En azından onları daha da heyecanlandıracak, heveslendirecek rakamlar. Diğer noktaya gelecek olursak Abdullah Avcı'ya maçtan önce 5 gün izin vermişti oyunculara. Perşembe günü Trabzonspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başlayacaktı ama galibiyet sonrası bir gün daha izni uzattı ve Cuma günü takımın toplanmasını söyledi. Oyuncularına bir anlamda kendi açısından bir prim vermiş oldu, izin primi vermiş oldu. Bu da çok değerliydi. Diğer noktaya gelecek olursak işin bir de sizin de bahsettiğiniz gibi transfer boyutu var. Zaten maçın ardından da bunun sinyallerini çok net bir şekilde söyledi. İki bölge için çok yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor dedi. Bu iki bölge biri sol bek biri sağ kanat olarak dikkat çekiyor ama kanat noktasında şu detayı verelim. Sadece bir kanat değil muhtemelen iki kanat transfer yapacaktır Trabzonspor. Bunlardan biri yabancı biri yerli olacak. Türkiye içerisinden ve yurt dışından arayış devam ediyor. Yerli sol bek konusunda Uğur Çiftçi şu anda biraz daha ön plana çıkıyor. Yine Luca Pellegrini'nin ismi orada ön planda olan oyuncular arasında yer alıyor sol bekte. Bunlar arasında bir tercih yapacak ama bu tercihin süresinin çok uzun olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen özellikle Uğur Çiftçi için bir hamle yapılacaksa ki kulübüyle zaten sözleşmesi devam ettiği için önce onunla görüşecek Trabzonspor kulübü. Birkaç belki bir hafta belki bir hafta geçmeyecek süre içerisinde bir hamle yapabilir onu da söyleyeyim. Var mı sorunuz? Yollayalım mı? Yollayalım. Benim yok. Yani transferi de söyledi. Her şeyi anlattı. Transferi de anlattı. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Aldın abi toparla. Yani şimdi Trabzonspor'un tabii yani kadrosu, aslında kadro derinliği de var. Yani sadece kadrosu değil. Ve işler iyi gidince herkes üstüne koyarak gider. Ve herkes üstüne koyarak gidiyor. Bütün oyuncular üstüne koya koya gittiği için de çok büyük bir avantajı var. Ve şu dönemde Bruno Perez gibi, Gervinho gibi, bir geçen haftaki Bakasetas, Vakame sakatlıkları gibi bütün bunlar aslında Trabzonspor'un için sorun olmadan, yani o süreçleri sorun olmadan atlatıyor Trabzonspor. Bunlar çok önemli avantajlar diye düşünüyorum ben. Bir Trabzon seyircisi Zeki Uzun Durukan şampiyon ilan etti bile diyor. Kimsenin şampiyon ilan ettiği yok. Hayır, şu anki tabloyla konuşuyorum ben.
Yani kimse, şu anki kimse görüntü kimseye, onu görünüyor. Hani düşüş ne küme olmazsa düşüyor diyoruz kim, bir çift bir takıma ne ben şampiyon. Şundan dedim. Şu anki tablo, form durumları az önce Haldun abi de söyledi. Yani sakatlıklara rağmen takımın aynen, yükselişi aynen. var. Şimdi bakıyorsun savunma iyi, kaleci iyi, orta sahadakiler iyi, hücum hattı iyi. Diğerlerine bakıyorsun onlarda düşüş var. Hani Pjanic'e bakıyorsun, Alex Tekşehir'e bak, Batshuayi'ye bakıyorsun. Öbür tarafta ne bileyim Berisha'sına bakıyorsun falan derken diğer taraflarda düşüş varken sen yükseliyorsan arada zaten tablo gösteriyor. 10 puanlık fark, 9 puanlık fark durup dururken açılmıyor. Demek ki bir tarafta rutin bir gidiş var, diğer tarafta yükseliş var. Öyle bakınca tabii ki bu şekilde giderse Trabzonspor şampiyon olur diyorum. Şu Haldun abiyle Zeki abinin istediği o iki gol pozisyonunu hazırsa Özgür verelim de. Haldun abiyle Zeki abi orada birkaç noktanın altını çizmeleri lazım. İstediler çünkü pozisyonu. Evet. Ben de ayağa kalkayım. İki avileri konusunda, antrenman teknikleri konusunda, beslenme uzmanlarını buluyorlar. Ve ben Abdülkadir'in hani inşallah bir daha bir sakatlık falan yaşamazsa, ki yaşamasın dileğimiz o. Çünkü gerçekten çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Yani sezon sonunda yine eski ivmesini geleceğini düşünüyorum. Yani bir de, şampiyon olursa Trabzonspor evet. çok iyi paralara girer. Evet. Çok yani iyi para. Ben düşünüyorum öyle yani. Trabzonspor eğer bu sezonu şampiyon tamamlarsa Uğurcan, Trabzonspor dış transferden yani oyuncu göndererek Avrupa'ya çok büyük paralar kazanabilir. Uğurcan'ın değeri daha artar. Abdülkadir Ömür'e 23 gelmişken bu sene belki 25'i bulacak. Yani böyle devam ederse ama bunları kim yapacak? Abdülkadir Ömür'ü bak. İki pozisyonda da Haldun abi şimdi ikincisinde fark ettim. İkinci golde de Hamşik Abdülkadir Ömür paslaşması. Demek ki o rol model olarak seçti Abdülkadir Ömür kendini Hamşik'i. Çünkü yani, onu anlattı çünkü. Göztepe maçında attığı pas hatırla. Evet. Attığı evet. pas. Hamşik pası. Evet. Yani bunu bravo. Yani şimdi yavaş yavaş kendisini geliştiriyor oyuncu. Tabii ki özel çalışacaksın. Yani şöyle söyleyeyim. Ben buraya gelirken Zeki de muhtemelen aynısını getiriyoruz yapıyor. Notlarımızı, bak ne yapıyoruz tabii. Çalışıyor. Bak deftere bak. Çalışıyoruz. Çünkü bu çalışmadan hangi meslekte olursan ol. Tabii. Çalışmadan bir yere varmak. Güncelleyeceksin. Güncelleyeceksin. Sen akademisyencisin. Yani her sene güncelliyoruz kendimizi. Abdülkadir'in de güncellediğini çok net bir şekilde görüyorum. İnşallah zaten Uğurcan onun zaten milli takım performansı, Trabzonspor performansı evet. ortada. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Öyle söyleyebiliriz. Eksikleri, hataları ne peki? Yani şimdi tamam pozitif tarafından konuşuyoruz. Trabzonspor'un eksikleri var tamam, tabii. Gol atıyor, hücumcu. Bravo. Ama eksikleri ne? Bana göre eksikleri şöyle. Sabırlı ve akıllı oyunu tercih ederken iyi oyunu kaçırabiliyorsun. Hani sabır. Evet, rakibin direncini kıralım, baskı yiyelim, sabredelim, nasıl olsa gol atarız, dengeli oynayalım, hata yapmayalım. Yani Abdullah Hoca'nın şunu biliyorum, o 90 dakikayı 15'er dakikalık dilimlere bölerek hem onu maç öncesinde takımına yaşatıyor, onun provasını bir şekilde yapıyor. İşte biz ilk 15 dakikada öne geçersek nasıl bir... sonraki 15 dakikayı nasıl oynayacağız, geriye düşersek nasıl hamle yapacağız, berabere giderse neler yap... Bunlar hep maçtan önce bu senaryolar üzerine çalışılıyor.